Mutfağa da Harika'nın hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim. Farklı yapılışıyla tavada patatesli börek. Bu tarifi mutlaka deneyin. Yoğurma kabın içerisine bir su bardağı ılık su. Bir tatlı kaşığı kadar kuru maya. İsterseniz yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz veya daha azını. Ve bir tatlı kaşığı tuz. Karıştıralım. Eğer yaş maya kullanacaksanız bir paketten çeyreğini kullanın. Çünkü bu tarif için yarım paket yaş maya fazla gelebilir. Onun için çeyreğini kullanıyoruz. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Zaten hazırlayacağımız hamur çok basit. Unuzu da kontrol ilave edin. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Bu tarif için ortalama 2,5-3 su bardağı un kullanacağım. Toparladım. Şimdi sıcak bir ortamda yarım saat kadar dinlendireceğim. Biraz mayalanması gerekiyor çünkü. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını hazırlayalım. Onun için 4 adet haşlanmış patatesimi rendeleyeceğim. Patatesinizi tam haşlamayın, yarı şekilde haşlayın. Tavamı ocağın üzerine aldım. İçerisine 4 yemek kaşığı dolusu sıvıyı aldım ve ısıtıyorum. Yağım ısındı. İçerisine bir adet kuru soğan ve bir adet de kapya ilave ediyorum. Küçük küçük doğradım her ikisini de. Ben patatesi iç harcı hazırlıyorum. İsterseniz siz peynirli, kıymalı, ıspanaklı sevdiğiniz iç harcı hazırlayabilirsiniz. Karıştıralım. Ben sebzelerimi öldürmeyeceğim. Çok az diri kalmasını istiyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Güzelce karıştıralım. Tuzun ilave ediyorum. Şimdi üzerine rendelemiş olduğum patatesimi ilave ediyorum. Güzelce kavuralım. İsterseniz iç harcını daha da zenginleştirebilirsiniz. Yeşil biber, maydanoz, mantar arzuya göre ilave edebilirsiniz. Veya farklı bir iç harç da kullanabilirsiniz. Çok az da karabiber ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hamurum yeteri kadar mayalandı. Tezgahımın üzerine çok az un alıyorum. Hamurumun havasını alıyorum. Bez haline getireceğim. Üzerine çok az un aldım. Hamurumuzu merdane yardımıyla açabildiğiniz kadar açın. Arasına bu şekilde yuvarlayın. Tam yuvarlak olsun. Hamurumu açabildiğim kadar açtım. İç harcını bu şekilde serpiştirin. Dağıtacağız zaten. İç harcımın tamamını yaydım. Şimdi ortasından açıyorum. Bu ortasını boş bırakmıştım ben zaten. Bu şekilde açın. Ve elinizle böyle dolayın. Tek tek uğraşmadan çok kolay bir börektir. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim.
Bu şekilde iç harcını alarak elimizle yuvarlıyoruz. Böreğimi sardım gördüğünüz gibi. Burada kapanıyor zaten. Hiçbir uğraşınıza gerek kalmadı. Şimdi bir tarafından keselim ve dolayacağız. Bu şekilde hafif çekerek dolayalım. Ucunu kapatarak. Görüyorsunuz sadece tek bir bezeyle hiç uğraşmadan çok lezzetli ve pratik börek elde ediyorsunuz. Böreğimi tamamladım. Bu ucunu da altına sıkıştıralım ve elimizle hafifçe bastıralım. Kullanacağım tavayı yağlıyorum. Üzerinde tekrar yağ sürüyorum, sıvı yağ. Böreğimi tavanın içerisine aldım. İsterseniz bu tarifi fırında hazırlayabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum ve ocağın üzerine alıyorum. Böreğimi kısık ateşte arka yüzü kızarana kadar ve kabarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Kızardığı zaman ters çevireceğim. Böreğimizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi kızarmış. Şimdi ters çevireceğim. Zaten üzerini yağlamıştık. Gördüğünüz çok güzel kızardı. Tekrar kapağını kapatıyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Diğer yüzü ortalama 25 dakika pişti. Bu yüzü de ortalama 10 dakika pişiyor zaten. Böreğimiz pişti. Artık servis tabağının içerisine alabiliriz. Böreğim çok güzel bir şekilde pişti. Görüyorsunuz çıtır çıtır. Gönül rahatlığıyla bu böreği yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. Size içerisini göstermek istiyorum. Böyle çıtır çıtır oldu. İçerisi de böyle. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde pişti. Hiçbir şekilde hamur kalmadı. Şimdiden denecekler afiyet olsun. Kanalıma hala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı bir tarifte görüşmek üzere.